1960'lı yıllarda petrol arama şirketlerinin bölgeye gelmesiyle köylü de bu şirketlerde çalışmaya başladı. Şirket personeliyle sıkı dostluk kuran Alçıklılar böylece İngilizce öğrendi. What program, no program. Köy muhtarı bu işe öncülük edenlerin başında geliyor. Şimdi İngilizce de İngilizlerin, Amerika İngilizleriyle bir değil. Değişiyor, çok değişiyor. Şimdi İngilizce İngilizleriyle güzel anlaşıyoruz. Ama Amerika o Texaslardan biraz zorluk çekiyoruz. Biraz okulda öğrendik. Artı bu köyün özünde var. Hemen hemen herkes İngilizce biliyor yani. Dilleri yatkın, kafaları yatkın. İngilizce onlar için yani ikinci dilleri diyelim. No English şirket. No working English şirket. 25 yıl önce İngilizceyi öğrenen 47 yaşındaki Mehmet Ali Kızıl da köyün çocuklarına eğitim konusunda yardımcı oluyor. Pratik olarak iyi de fakat yazılı olarak pek beceremiyorum. Alçık köyü gençlerinin yetkililerden bir de istekleri var. Gençler hemen hemen hepsi öğrenmek istiyor ama Diyarbakır'a gidip kursa gidip imkanları yok. Kursa gitmesi için orada bir sürü ücret ödemesi lazım. Geliş gidişler çok zor, Diyarbakır uzak. Devletimizden burada bize güzel bir kurs açmalarını istiyoruz yetkililerden.